Şimdi gelelim bir başka haberimize. O da biliyorsunuz günlerdir sizin önünüzde, herkes baharetlerini sergiliyor. Bakanlardan bahsediyorum. Bakanlar Kurumu biliyorsunuz. Bakanlar sahada, Yüksek Seçim Kurulu da seyirci. Sadece bakanlara seyirci değil. Öyle şeylere seyirci ki göreceksiniz şimdi. Bir takım reklamlar, şunlar bunlar. Yüksek Seçim Kurulu da herhalde bu şeyin içine, güruhun içine, bu koalisyonun içine katılmış gibi, müttefik kuvvetlerin bilmem neyin içine işte katılmış gibi görünüyor. Dış İlişkiler Bakanlığı ya o kadar önemli bir mevzi ki yani. Bunun İstanbul'da propaganda yapması icap verici bir durum. Veya İçişleri Bakanlığı'nın amigo gibi mikrofonu eline al. Ya kime hoş görünmeye çalışıyorsunuz? 31 Mart akşamı İstanbul'umuzun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Murat Kurum kardeşimizi şehir emini yapmaya var mıyız? Seçim güvenliği İçişleri Bakanlığı sahası. Allah'tan orada liyakatli polislerimiz var da İş bunlara kalmıyor. Murat Kurum Başkanımıza inşallah bizler de çok güçlü bir destek vereceğiz. İstanbul'da AK Parti adayı Murat Kurum'a oy isteyen bakanlara Cumhurbaşkanı yardımcısı da eklendi. Teravih namazı çıkışında bir vatandaşın Ekrem İmamoğlu'na kurduğu cümleler dikkat çekti. 81 tane valisi, 17 tane bakanı, Cumhurbaşkanı'na 100 kişi ya. 100 tane emniyet müdürü, 100 tane savcısı, 100 tane kaymakamı. Maşallah tek başına hepsinin hakkından geliyorsun. Geçmiş sistemde İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, istifa ederlerdi. Ulaştırma Bakanlığı istifa ederler. Ya bütün bunlar sahada oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda ses çıkmıyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu izliyor. Bakın bunların birçoğu Yüksek Seçim Kurulu'nu ilgilendiren hatları var. Ekrem İmamoğlu İlker Karagöz'le Çalar Saat programında Yüksek Seçim Kurulu'na seslendiği dakikalarda bakanlar yine sahadaydı. İstanbul dışında olan bakanların da aklı İstanbul'da. Ya sen kendine bak. Sen İstanbul'da seçimi kabul ediyorsun. Haberin yok. Sen 5 yıl İstanbul'a kayıp yıllar yaşattın. Amigolukları kendileriyle o sahnede kalıyor. Yani gidin görevinizi yapın. Öyle bir puan kaybettiriyorlar ki kendilerine değil, o benim umurumda değil, şahsi puan kayıpları. Onu kendi düşünsün. Ekrem İmamoğlu tüm kabinenin özellikle de İstanbul seçimi için son ana kadar seçim propagandası yapması Murat Kurum'a oy kaybettiriyor dedi. Seçimlerin güvenliği ve huzurlu geçmesinden sorumlu Ali Yerlikaya huzursuzluk vermeye devam edeceğiz dedi. Birileri bundan huzursuz oluyor. Onları huzursuz etmeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Onların adayının yerinde olsam buna şiddetle karşı çıkarım. Bu bir zayıflık göstergesi. Sen mücadele edemiyorsun. Biz toplandık, 17 bakan geldik. Yetmedi. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı istedi, o da geldi. Ama bu milletin derin bir vicdanı var. Bunu ölçemiyorlar. 81 tane valisi, 17 tane bakanı, Cumhurbaşkanı 100 kişi ya. 100 tane emniyet müdürü, 100 tane savcısı, 100 tane kaymakamı. Maşallah tek başına hepsinin hakkından geliyorsun. Her zaman yalnızdayız. Desteğimiz sonsuz. Siz varsınız her yeter. Zaman zaten. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların topyekün Murat Kurum için seçim çalışması tartışması sürerken teravih namazı çıkışı bir vatandaş İmamoğlu'na biz sizin yanınızdayız diye destek verdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Kırıkkale valisini ziyaretine de Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yanı sıra AK Parti Milletvekili, AK Parti Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı eşlik etti.